Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Nazilli ve Nazilli'de bulunan çok da burada kendi bölgesinde ünlü de olan Kasap Kamil'in yerindeyiz. Ve Kamil Bey yanımızda. Bakalım bize neler aktaracak. Kamil Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizlerle röportaj yapmaktan her zaman çok keyif alıyoruz. Her bölgeye geldiğimizde de sizden iyi de biri olmadığı için size geliyoruz elbette. Yıllardır zaten çok güzel hizmetleriniz var. Faaliyetleriniz de sürüyor sürekli de. Ama ben biraz sonra buranın hizmetli faaliyetleriyle ilgili sohbet devam edecek ama önce sizi tanıtalım. Sonrasında buranın kaç yılında kurulduğuyla ilgili de hikayeyi bize lütfen size anlatın. Önce kendinizden başlayarak buyurun. Adım Kamil Sayın. İsabeli doğumluyum. Nazilli İsabeli Mahallesi'nde. Yaklaşık 1998 yılından beri bu işi yapmaktayım. Yaklaşık 23 seneden beri yapmaktayım. Kurban sektöründe yaklaşık 21 yıldan beri kurban sektörünün içindeyim. İsabeli'nin girişinde kasap dükkanım var. Çiftliğimizde yaklaşık 2015 yılında kurduk. Ve her sene yenileyerek, her sene üstüne katarak da Ege bölgesine, bırak Nazilli'ye, Aydın'ı, Denizli'yi, İzmir'e bakın, Ege bölgesine hizmet ediyoruz yani. Harikasınız. Peki farklı hizmetleriniz de var sizin. Tabii. Büyükbaş hayvanların, alıştığımız büyükbaş hayvanların yanı sıra da deve eti de var aynı zamanda. Tabii deve de var. Deve, kuzu, manda, camız yani dana, düve yani kurbanlık olacak hayvanların hepsi bizde mevcut yani. Peki hangi bölgelere hizmetleriniz var daha fazla? En fazla Nazilli, Nazilli bölgesi yani öyle söyleyeyim. İl ve ilçeleriniz tabii, diyorsunuz. Denizli'den, yani. Aydın'dan, İzmir'den, Bursa'dan dahi müşterimiz var yani onu söyleyeyim. Kimlere yani. Hizmet veriyorsunuz daha çok? Gerçekten temizliğe düşünen, kurban kesimine önem veren, hijyen şartlarına kesim veren herkese biz hizmet veriyoruz yani. Peki, hizmet sektörü çok zor Kamil Bey. Onu hepimiz biliyoruz ama bu sizin sektörünüzde biraz daha önemli. Hayvanların kesim alanı da çok önemli. Hataya mal vermeyen bir konumuz var. Bu anlamda ben sormak istiyorum. Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken yaklaşık biz mesela 6 dakikada bir büyükbaş kesiyoruz yani. 6 dakikada. İnsanlar bazen tabii bize inanmıyorlar. Şaka gibi diyen, 6 dakikada biz bir tavuk kesemiyoruz. Düşünün yani adam 6 dakikada bir dana kesiyormuş ve geldik gördükten sonra, gerçekten izledikten sonra kameralarda efendim çekim yaptık, efendim gösterdik bunu insanlar. Tabii insanların hepsi de ağzı açık kaldı. Ya biz kaliteye, hijyene önem veren insanlarız yani. Tabii şey yönlerinde de mesela büyük sıkıntılarımız var yani. Mesela ne yönden? Bu sene 2001 yılı için gerçekten besiciler gerçekten çok kötü durumdalar. Neden kötü durumdalar? Tabii fiyatların biraz pahalı olmasından. Mesela geçen sene bir yem 68 liraya aldığımız bir besi yemi bu sene 165 lira oldu. Sektörümüzle ilgili sıkıntılar var o zaman. Evet. Geçen sene aldığımız bir yonca 85 kuruştu. Bu sene 1.70 kuruş oldu. Geçen sene aldığımız bir saman yani hiçbir işe yaramayan yani hayvandan işte sağ sindirim sistemine yarayan bir saman 60 kuruş aldığımız zaman bu sene 1.10 kuruş 1.20 kuruş tarlada oldu yani. Yani o yüzden bizler maliyetler arttığı için insanlar da bu sene kurban alımlarına biraz şey verdiler yani. Ara vermediler yani artık herkes maddiyatı düşünüyor cebini düşünmeye başladıkları için. Bir de Nazilli bölgesinde Aydın bölgesinde kasaplık işiyle uğraşıp kurbanlık işi yapan tek kişi. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir Kamil Bey? Son sözlerimiz yani herkes gerçekten güvenilir bir yerden alışveriş yapsın. Burayı da görsünler aslında yani, öncelikle. Zaten görmeden karar vermesinler bence yani. Hizmet anlamak için tabii. Gelmek lazım. Çünkü birçok kasap var bu bölgede ama fark anlaşılır bir şekilde olması gerekiyor. Kurbanlık işinde uğraşan tek kasabım. Harika. Bu bölgede teksin. Tek kasabım. Bunu da söyleyelim burada. Celebi, bisiklet tamircisi, emlakçısı, hocası, efendim sayamadığım bir sürü gruplar. Hepsi efendim kurbancı olmuş. Ve ellerine, ağızlarına, yüzlerine bulaştırıyorlar. Bir sene, iki sene yapıyorlar bu işi. Ondan sonra bitti. O yüzden tek kurbancınız var, tek etçiniz var deyip buraya mutlaka Kasap Kamil'in yerine gelsinler. Uğrasınlar,
Ondan sonra karar versinler. Evet, en azından haklarını arayabilecekleri resmi bir yer var burada diye biz de ekleyelim. Sonuna kadar arkasındayız yani. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize. Hem Türkiye'ye hem kendi bölgenize vermiş olduğunuz bu kaliteli ve farklı hizmet anlayışı için de umarım uzun nesiller boyunca Kasap Kamil'in de ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Kasap Kamil'in yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka şehre, firmaya kadar hoşçakalın.